Ters Köşe'den herkese merhaba. TV Bu Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Kaan Kural, Ali Ece ve bendeniz Erkut Öztürk spordaki gündemi yorumlayacağız. Elimizden geldiğince birbirimizi ters köşeye yatırmaya çalışacağız galiba. bilemiyorum, ilk defa bu programın üyelerinden biri oluyorum ben de. Bu anlamda hemen Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle başlayalım. Editörümüz bu konu için bize 3 dakika vermiş durumda. Sorumuz şu: Fenerbahçe mi Galatasaray mı dev derbinin kazananı kim olur? Sen bilirsin bu işi. 2-1. İki takımın da o kadar eksiği var ki, yani saha içinde ve birbirine göre farklı mevkilerde o kadar artısı var ki, maç gidip gelecek ve çok farklı bitmeyecek. 2-1 ya Galatasaray kazanacak ya Fenerbahçe kazanacak. Ha, skor 2-1 olacak. Skor 2-1 olacak. Ama kimi kazanacağını söylemiyorsun. Bilsem niye beraber bu saatte yerine gelirim ki, gider bütün parayı ona yatırırım. Ama bir dakika yani. Burada Ali'nin opta verileri gibi oldu. Yani en çok 2-1 bitiyor skor. Tamam, siz oynamayın 2-1 ya da 2-1 bitecek ama demeyin. Ama öyle yani, kazanan 2-1 kazanıyor genelde. Futbolda oradan... mı öyle zaten? Tüm futbol, evet. Dünya üzerinde. Yo, İrlanda Cumhuriyeti milli takımının maçları en fazla 1-1 bitti Kaan. Yani, tamam, İrlanda değil, tüm dünya futbolundan bahsediyorum. Şimdi peki bir Kadıköy dünyada şey en çok rastlanan skor 2-1 mi diyorsun? 2-1 diye biliyorum ben, emin değilim ama 2-1 olması lazım. Yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe derbilerinde ben 2-1 diye biliyorum. Ben de tüm dünya futbolunda en çok rastlanan skor 2-1 diye biliyorum. Ben hiç bakmadım ona, en çok hangi skor hangisi. Basketbolda nedir ya en çok rastlanan skor? Sonuçta ama çok ciddi bir ev sahibi avantajı yok mu? Var, yıllardır var. Yıllar kaç? 12 yıl oldu mu? 17 yıl. Ben 12'de kalmışım en son. Sen 12'de kaldın, 5 yıldır gitmiyorsun demek. 17 bir de 15'i galibiyet değil mi, yanılmıyorsam? İki beraberliğini hatırlıyorum tabii Galatasaray'ın. Yani sonuç itibariyle Milan Baroş'un direkten dönen topu var. 2012, evet. 2011 sezonu, 2011-2012 sezonu en fazla galibiyete yaklaştığı maç oydu Galatasaray'ın en son. O zaman sen yani beraberliği devre dışı bırakmaya göre 2-1 diyorsan, bu trende baktığımızda Fenerbahçe'nin 2-1 kazanacağını söyleyebiliriz. Ben böyle bir çıkarım. 2-1'den sonra en yüksek ihtimal 1-1 Kaan'cığım. Onu da katılıyorum. Ha, peki. 2-1'den sonra maçın en fazla ama bitme ana senin teorin 2-1 bir takımın kazanacağı yönünde ve bu durumda da yani beraberlikten daha çok 2-1 olmasına yatkın görüyorsun. Cemal Lens olsaydı Fenerbahçe'de, Fenerbahçe kazanır derdim. Cemal Lens olsaydı. Şimdi birazdan geçeceğiz diğer konulara. Şu yani Wesley Sneijder önemli ama Lens'in yerini direkt doldurabilecek o profilde bir oyuncu yok. Neustadter en azından Schalke Dortmund derbileriyle oynamış olması, daha önce Gladbach-Köln derbilerinde oynamış olması, iyi bir defansif merkez orta saha olması. Herkes stoper diyor da bir yıldır falan stoper oynuyor. O da pek isteyerek oynadığı bir yer değil. Asıl mevkisi ön libero. Ön libero da oynarken Mönchengladbach'tan Schalke'ye transfer oldu. O zaman Schalke bayağı iyiydi. Bu dediğimiz Schalke Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan Schalke'ydi. Yani yakın zamanda. Bir sene sonra falan gitti. Gladbach'tan Schalke'ye. Bonservisi elinde. Bayağı o zaman değerli oyuncuydu. İngiltere'de birçok takımla adı geçiyordu. Yani stoper oynatıla biraz futbolculuk değeri düştü. Yoksa böyle ön libero olarak değeri gayet yüksek oyuncu. Türkiye ortalaması. Tabii ki Mehmet Topal daha iyi. Kesinlikle. Ama Mehmet Topal -1 oynayabilir mi Öztürkler? Ama Lens -1 oynayabilecek ikinci bir oyuncusu yok Fenerbahçe. Tamam, sen 2-1 diyorsun. Kazanan kim olur belli değil diyorsun. Ben Fenerbahçe diyorum. Fenerbahçe kazanır diyorsun. Ben de burada beraberlik ön plana çıkacak gibi, kazanan bir taraf olursa da Galatasaray'ı biraz daha şanslı görüyorum. Süremizin sonuna geliyoruz. Neden şanslı görüyorum? Dursun Özbek ve Riken'in göreve geldikten sonra bu tür başarıları elde ettiler. Biraz onların şansı yaver gider gibi. Riken'in şansı diye bir şey mi var diyorsun? Bence var. Dursun Özbek şansı da var. Mustafa Denizli şansı, Fatih Terim şansı, evet, falan denirdi ya hep yıllarca, öyle mi? Bence var. Peki. Bu anlamda. Evet, diğer konumuz. Bence hiçbiri şans değil. Mustafa Denizli şansı diye de bir şey yok. Fatih Terim şansı da yok. Riken'in şansı bence da yok. Bence işin içinde çok ciddi psikolojik faktörler var. Bu tip derbiler de önemlidir. Orada da Fenerbahçe ağır basıyor. O yüzden Fenerbahçe diyorum. Hemen bir sonraki konumuz. Editörümüz uyarıyor çünkü. Luis Nani'nin başlattığı bir tartışmaydı. Bunun sonrasında yalanladı, ben böyle bir söz söylemedim diye. Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünya derbisi mi değil mi? Bu merak ediliyor. Şöyle bir anekdot vereyim. Genellikle bu tür dünya derbilerinde yabancı gazeteci sayısı, yani akredite olan yabancı gazeteci sayısı çok fazla olur ama yıllardır çok fazla sayıda yabancı gazeteciyi göremiyoruz tribünlerde. Ülke sayısı bile daha çok olur. Neredeyse yok gibi yani. Azerbaycan, şöyle bir şey belki var. Fransa olabilir yayıncı kuruluştan Celtic dolayı. Rangers dünya derbisi ise oyun kalitesi olarak Fenerbahçe Galatasaray da dünya derbisidir. Celtic Rangers'a dünya derbisi diyor. Orada bir tarihsel arka plan var. Toplumdaki kamplaşma iki futbol takımı olarak sahaya yansıyor. Ateşli silahlar olmaksızın futbol üzerinden bir savaş dönüyor.
Artı orada çok ciddi dini tabii. Tabii bir şey siyasi, var. Dini. Yani pek artık oradaki yeni gençlik bilmediği için. Yani mesela orada adam Sarhoş Rangers'lı papa falan diyor. Halbuki papayı kabul etmiyor yani Rangers'lı babaları, dedeleri falan. Yani daha çok sosyal sınıflar, etnik falan filan bilmem ne. Yani Rangers... Galatasaray'da o yok bir kere kafadan. Yani Rangers Celtic'in tabii en büyük avantajı ada futbolunun bir parçası olduğu için doğal olarak da Avrupa medyasında adanın, yani İngiltere'nin gücü, işte Reuters başta olmak üzere İngiltere'nin gücü çok yüksek olduğu için doğal olarak daha ön plana çıkıyor. Fenerbahçe Galatasaray kesinlikle bence bir dünya derbisi. Yani bunları tartışmaya çok fazla gerek yok. Sorun şu ki Türk futbolunun dünya derbisi. Yani Türk futbolunun dünyadaki yeri neyse Fenerbahçe Galatasaray'da da onun çok da üzerine çıkamıyor sonuç itibariyle. Ve bizim harcadığımız paralar ve işte ülkeye zaman zaman getirdiğimiz belli oyuncuların ismi üzerinden çok futbolumuzun değerli ve önemli olduğunu iddia edebiliyoruz ve zaman zaman kazandığımız işte Galatasaray'ın Avrupa Kupaları olsun, 2002 Dünya Kupası olsun, zaman zaman kazandığımız belli başarılarla futbolumuzu iyi görmek, daha doğrusu olduğundan daha iyi bir yerde görmek konusunda herkesin yaptığı gibi çok daha şey görüyoruz. Yani biraz devamlısı görüyoruz ama basketbolumuzun çok gerisinde harcadığımız paraya kesinlikle, göre Kaan Bey. Kesinlikle gerisinde. Ama işte ya yani insanlar çok gerisinde. Şöyle ama insan belli bir gönül ve zihin bağı kurduğu şeyi daha iyi görmek ister ve daha yukarı koyar. Biz o yüzden yukarı koyuyoruz ama Türk futbolunun gerçekten Avrupa'da ve dünyadaki yeri öyle çok çok önemli bir yer değil. O yüzden Fenerbahçe, Galatasaray, yani bu futbolun en önemli iki temsilcisi ne kadar önemli bir rekabet yaşıyor, yaşasalar da belli bir yere kadar geliyor. Dünya derbisi nedir? Evet. Ama dünya derbileri arasındaki rolü futbolun rolü kadar. Peki neden Beşiktaş yok arada? Mesela hep Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden tartışıyoruz da. İlk böyle Feyenoord, Ajax gelir Hollanda'da, evet. Ama PSV Eindhoven da ikisi kadar başarılıdır. Peki son 5-10 yıla baktığınızda ben mesela son 5-10 yıllık süreçte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Beşiktaş derbilerinin futbol keyfi açısından daha fazla keyif verdiğini anlıyorum. Daha bir değişik şey skorlar var. Çünkü Fenerbahçe ile Galatasaray oynayınca daha fazla gerilim oluyor. Yani basın üzerinden başlayan, atışmalardan başlayan ve oyunun önüne geçiyor. Fenerbahçe Beşiktaş ya da Beşiktaş Galatasaray'da bu işte atışma kapışma olsa da daha düşük seviyede oluyor. Bu yüzden daha fazla futbol konuşulabiliyor. Bir de öyle maçlar oluyor ki o Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı maç. İşte Tuncay'ın bir tane son dakika golü var. Evet. İşte Kleberson'un şutu, dedik ki bundan daha güzel gol mu? Tuncay daha iyisini attı falan. Çünkü gerilim daha zor oluyor. Beşiktaş maçı Hasan Kadri'nin attı. Bir de şey var ya, bu her yerde böyledir canım yani. Şimdi Allah Allah, İngiltere'nin en büyük derbisi hangisi? Liverpool, Manchester United. Liverpool sayamıyorum artık. 26 yıldır şampiyon olamıyor. Şimdi lider inşallah bu sene o bozulacak. Şampiyonluk gelecek ama gelmiyor yani 26 yıldır. Ama yine en büyük derbi Manchester United Chelsea değil. Chelsea Tottenham değil. Arsenal Tottenham değil. Manchester United Liverpool. Bu kadar. Çünkü eskiden beri böyle bu. Bence bunun zamanla değişmesi lazım. Bana sorarsan şu anda İngiltere'nin en büyük derbisi, yani hangi maçı daha fazla izlersin desem, ben Manchester derbisini daha fazla izlerim. Manchester United City mi? Evet. Ama 5 yıl önce City'den bahsedebiliyor muyum? Yok. Şimdi bence bunun da değişmesi lazım. Sen çok bir hayran gönüllüsün. Bir dakika. Her konuda en iyi olan, bu konuda da öyle. En iyi maç, en kaliteli maç, en izlemesi keyifli maçtan bahsetmiyoruz. Yani efsane derbilerden bahsediyoruz. Onun için 5-10 yılda değişmez mi? Hayır. Bunu önümüzdeki 15 yıl... İşte ben değişmeli diyorum 5-10 yılda. 5-10 yıl bence yeterli bir süre değil. O zaman sen yani, çünkü 100 yıllık bir geçmişi 5-10 yıl, 5 yılda silemezsin. Ama 10 yılda değiştirebilirsin. Önümüzdeki 10 yıl boyunca... İşte 26 yıl oldu Liverpool Manchester United. Derbisi. Ben Beşiktaş için konuşuyorum. Yani Beşiktaş eğer önümüzdeki 10 yılda çok önemli başarılar yapamaz. Bence böyle daha iyi yani, bunda bir yani... Artı... Gidip de ergen yarışına girmeye gerek yok ki. Hayır, bizim derbi daha iyi falan. Saçma yani. Aynen öyle. Bu işin... Her derbinin ayrı tarafı var ama... Sonuçta çevresi, arkasında koşturduğu kitlelerin büyüklüğü de bu derbinin büyüklüğünü çok önemli. Tabii canım ya, her takım, peki, o takımın taraftarının onu hissettiği sevgi kadar büyüktür. Kaan, sen büyük derbi mi diyorsun? Ben şöyle dünya söylüyorum. Derbisi. Celtic Rangers büyük dünya derbisi ise bu da. Ama sunum olarak, sunumu, ülke futbolunun yönetimi ne kadar kötüyse bu maçların sunumu da o kadar kötü. O yüzden de olduğundan daha küçük gözüküyor dünyanın kalanına. Burada hata sunumda, yönetimde, yönetimlerde. Yoksa çok büyük derbi. Evet, ben de büyük derbi diyorum ama PR açısından sıkıntılar var. Diğer konumuz, sevgili editörümüz ne kadar veriyor bu konu için? Fenerbahçe'de eksikler var. Mehmet Topal ve Lens. Fenerbahçeliler bu iki futbolcunun yerine hangi oyuncuların oynayacağını merak ediyor. 3 dakikamız var. Mehmet Topal ve Lens'in yokluğu derbiyi nasıl etkiler ve kimler oynamalı onların yerine? Ozan maça %100 fit yetişmezse Neustadt der, yine söylediğim gibi. Lans'ın yerini oynatacak, direkt Lans'ın yerini doldurabilecek, %100 doldurabilecek hiç kimse yok Fenerbahçe kadrosunda. Başka türlü oynaması gerekiyor. Kimi oynatacaksa ona göre, Atif oynayacaksa başka, işte Emenike sağ çağlanacaksa başka oynaması gerekiyor. Farklı bir oyun ortaya çıkar diyorsun. Yani Lans
bambaşka bir oyuncu. Lens ligin en değerli 4 oyuncusundan bir tanesi. Lens zaten bu kadar kısa sürede bunu söyleyebiliyor musun? Bu kadar kısa sürede bunu söyleyebiliyor musun? Gelmeden önce söylüyordum. Ha, peki. Ben estetiğe daha çok bakarım istatistikten. Mesela şu an en iyi transfer ya benim mesela Kadıköy'deki maçlara Tıvıbuspor'da tabii profesyonel olarak çalıştığım için gidiyorum ama Lens oynayacağı zaman koşarak gidiyorum. Zaten yürüyerek 10 dakika, koşarak 5 dakika bizim evden. Lens da varsa uçarak gidiyorum. Aynısı Galatasaray maçına gidiyorsam mutlaka bir Buruma'nın oynamasını isterim. Fenerbahçe'de mutlaka Lens'in oynamasını isterim. Beşiktaş'ta ya bir Oğuzhan ya Tolga ikisinden biri kesin oynayacak. Ben zevk almaya bakıyorum. Geldim bu 40 yaşına geliyorum 20 Ocak. Çok az bir ömrüm kaldı. Yani 40 yıl daha yaşamayacağım kesin. Daha iyi değerlendirmek istiyorum. Benim işim bu. Zaten lig böyle keçi boynuzu gibi. Onun altından çıkan bir tutam bal var. İşte Lens, Sov, Oğuzhan, Trabzon'da Mehmet Ekici, Bursa'da Bataja. Bunlar her maç oynasın istiyorum. Bana ne puan hesabından? Peki puan hesabını... gelmek gerekiyor. Lens ve Mehmet Topal'ın yerine kim oynayacak ve bu puanı getirebilecekler mi? Sana söylemen gerekiyor. Ben anlattım Topal'ın Lens'in yerine. Ben, abi benim anlamı değil ki. Ben sözünün alternatiflerin kim olduğunu bile tam olarak bilmiyorum. Neustadler işte Mehmet Topal'ın alternatifleri. Neustadler oynar. Alper Potuk oynayabilir. Şöyle Alper şey Potuk var. Orta üçlünün parçası olarak kesin oynamalı. Oylar. Ama orta üçlünün parçası olarak. Lens'in yerine sağ açık olarak değil kesinlikle. Tabii canım yani orada ya Sov oynayacak ya Emirike'yi oynatacak ya da bence Fenerbahçe her şeyden önce baskın bir takımla sahaya çıkmalı. Yani tamamen oyunu kontrol edip rakibe baskı üzerine kurabilecek. Daha ofansif, daha yapabiliyor boğucu. Yapabiliyor mu onu? Hiç yaptın bu sezon? Bu maç başka bir maç abi. Şimdi zaten esas ben o yüzden Fenerbahçe favori diyorum. Çünkü bu maçta psikolojik olarak şöyle. Galatasaray cephesi belki bunu çok fazla hissetmiyor olabilir. Yani üzerlerine işte ya Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de kazanamıyoruz falan baskısı. Ama Fenerbahçe'nin bunu hissettiği zaman ya biz burada kolay kolay kimseye yenilmeyiz. Burada istediğimizde burası bizim çöplüğümüz. Atmosferini kendi üzerinde hissettiği zaman rakibin üzerine bunu yıkabilmesi ve kurabilmesi mümkün. O yüzden Fenerbahçe'nin oyunu dengede götürmek yerine direkt hani baskın bir stratejiyle sahaya çıkması gerekiyor bence. Benim görüşümde Neustadler Mehmet Topal'ın yerine oynar. Lens'in yerine de Atıf Şeş oynar. Orayı doldurabilecek yegane oyuncu o diyorum kadroda. Belki Van Persie ile Alper Potuk arasında. Yani Van Persie de ileride Sov'un arkasında oynayabilecek isim de olabilir. Yani değişik bir kadro çıkabilir Galatasaray karşısında. Alper ortada oynatılmayacaksa Alper'e de yazık, Fenerbahçe'ye de yazık. Yok, kanatta Atıf Şeş diyorum ben. Başka alternatif yok. Ya aynısı Galatasaray'da Wesley Sneijder'ı bu maçta sola falan alma. Yani şimdi o konuya hemen geleceğiz. Hemen Sneijder konusuna gelelim çünkü süremiz zaten bitti. Şu tartışılıyor Galatasaray'da. Sneijder'in çok fazla maç kurtarmadığı görüşü hakim. Tartışmayı kim çıkardı? Ya bu tartışma... Herhalde Bilal çıkardı. Sneijder'i kesemedi. Bilal çok iyi çocuk. Hiç öyle şeyler yapmaz. Ama şimdi bu soruyu da soruyorlar. Yani Sneijder'in kurtardığı maç sayısı. Bir Juventus'ta Ercan abinin Allah'ım gol golü. Fenerbahçe derbisi şutlar. Fenerbahçe derbisi. Peki, bu sayıdan bir çırpıda şey gelmiyor aklınıza mesela. Wesley Sneijder... Abi böyle bir ölçüm yöntemi olmaz yani. Ya. Hakikaten ya böyle bir şey olmaz. Kaç Sneijder gelmiş kaç maç kurtarmış. Kaç maç kurtarmış. Böyle şey olur mu abi? Bu böyle sezon şey ligde Galatasaray'ın en fazla asist yapan oyuncusu kim? Sneijder mi? Wesley Sneijder tabii ya. Sabahtan böyle öyle bir tartışma var ama ki. Radyoda da keçileri kaçıracağım geçen artık. Geçen sezon kimdi? Galatasaray'da 4 oyuncu asist yapmış zaten. Geçen ya. Sezon kimdi Galatasaray'da? Sabri'ydi. Bak takımı ofansifi. Hayır, nerede Sabri? Geçen sezon Sabri'ydi. O böyle Taner Karaman'ın istatistiklerine göre. Hayır, bir dönem Sabri'ydi geçen sezon. Estetiğe göre söylüyorum lütfen. Şimdi bak konuya geçelim. Sabahtan beri metrobüste, metroda, alışveriş merkezinin önünden geçerken çeviren güvenlikçi. Sneijder oynamışlar mı? Siz çıldırmışsınız, ben bir şey demiyorum ya. Gerçekten çıldırmışlar. Hakikaten çıldırmışlar. Galatasaray'da sezon başından beri bariz bir yani hücumda kreatiflik eksiği var. Tek eksiği kapatan bireysel çabalarıyla Buruma ve Sneijder. Ya asist yapan 4 oyuncu var. Bir tane de böyle Lionel Carroll'un asisti var. Bir de birinin daha var forvet attığından, o kadar. Buruma'nın kesin vardır herhalde. Buruma'nın var zaten. Sneijder 1, Buruma 2 en çok asist yapanlarda. Bir asisti olan Carroll var. Bir oyuncu daha var. Toplam 4 oyuncu asist yapmış. Bu Selçuk İnan'ın hiç asisti yok. Kimse tartışmıyor. Selçuk'un yanında hep bir önlü bir oynuyor. Tolga oynuyor. Ben Selçuk'u çok seviyorum. Muayir ama böyle bir düşüş yok. Ama Selçuk 3 sezonda en son bir tane film var. Rise and Fall of Selçuk İnan diye yani. Böyle düşüş orada olur anca. Böyle bir şey yok. Bak ben bir şey söyleyeceğim. Zaten Galatasaray'ın önemli sıkıntısı yani hücumda kreatiflik. Neyi tartışıyorlar? Diyor, sen de oynamalı diyorsun. Ya oynamalı ne kelime? Ne kadar kötü oynarsa oynasın. Bütün maçlarda 90 artı 5 dakika mı oynatılıyor? 95 dakika oynamalı, sahada kalmalı Sneijder. Daha yani, neler ya? Ligi iyice böyle kabus, sıkıcı hale bitiyor. Getirmek için bir kampanya yapılıyor, korkunç ya. Hakikaten çıldıracağım. Ben bu işi bırakayım diye istiyorsa versinler parayı bırakayım.
Tam yok, vallahi kendim zevkine maçlara giderim seçip, ne güzel ya. Tabii ki Snyder varsa oynamalı ama o da iyi oynamalı. Diyelim bir sonraki konumuz... Ya bir şey söyleyeceğim. Snyder'ın kötü oynama lüksü var. Galatasaray'da var şu ama... ana kadar çok kötü oynayan oyuncular var. Onların tek bir dakika kötü oynama lüksü yok. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Son 3 maç 2 yenilgisi var Galatasaray'ın. Herhangi bir kötü kötü oyuncuyu barındırabileceksen bu Snyder'den başkası olamaz. Kötü oynasa bile barındırabiliyor olman lazım. Peki. Bir sonraki konumuz Fenerbahçe'nin hücum hattı nasıl olmalı? Burada da bir tartışma var. Van Persie mi, Soğ mu? Emenike mi diye sorarlar. Fernandão'nun durumu daha belli değil. Emenike isterse bu maçta 5 tane gol atsın. En fazla işte Dalian Atkinson gibi hatırlanır. Yani One Hit Wonder vardır ya işte. La Bamba'yı söyleyen grup kim bilmiyoruz. Macarena, Los Lobos, ona baktım da geldim yorumunu yapmak için ama hatırlamıyorsunuz hiç. Macarena'yı hatırlıyorsunuz ama Emenike'nin de öyle olur. Yani bu hele Manchester United maçında sonradan girip kaçırdıklarından sonra bir de gidip hala trip atması, o formayı zamanda yere atmış, affedilmiş, çok büyüklük göstermişler. Hiçbir yıldız oyuncuya, bak yıldız oyunculara gösterilmemiş olan bu af Emenike Efendi'ye gösterilmiş, hala tripler falan filan. Bir derbide daha bu tip şeyler kaldırmaz. Bir kere zaten hep söylüyorum, Emenike'nin futbol topuyla yaptıklarını, zar zor yaptıklarını Musa Sow, portakal, mandalina, kestane... Hepsi gördük. Birinci daha ilk topa doğru röveşat. Emenike o golün aynısından atsın. Antrenmanda ben de bırakıyorum. Bak. Sen bırakmayın. Ya ben futbola zevk veren, futbola güzellik katan. Bak Valdano diyor. Restoran falan mı açacaksın? Futbol hani? Topuna hayır hiçbir şey açmayacağım. Futbol topuna iyi davranan herkes insanlığa faydalıdır diyor. Musa Sow ve Van Persie böyleler. 90 dakika oynayamıyorlar. Tamam 45 dakika onu oynat. 45 dakika onu oynat. Taraftarı da kasma. Bak benim bütün Fenerbahçe maçlarım Kadıköy'de yandaki taraftarları sakinleştirmeye çalışmakla geçiyor Emenike konusunda. Sonunda ben de çıldırdım. Adam tamam, diyor sen ki diyorsun. Sen Fenerbahçeli değilsin ki abi. Bitiyor. Ben futbol adına çıldırıyorum. Ben kesin Van Persie diyorum. Çünkü yani Fenerbahçe'nin kazanmak için bir numaralı şartı bence baskın oynamak. Yani o psikolojik avantajı bir şekilde oyun avantajına değiştirmek. Orada da bir tane keskin bitirici tehdidinin varlığı çok önemli bence. Ha Robin Van Persie artık... Sov da keskin bitirici. Tamam. Sov oynamasın demiyorum ki ben. Mümkünse ikisi birden oynasın. İkisi birden oynasın. Evet. Benim gibi düşünüyorum. Biz ters köşeye atıyoruz. Ben ikisi birden oynasın. Ben çok daha ofansif bir Fenerbahçe olması gerekiyor. Ben de kesinlikle katılıyorum. Zaten orta sahanın ortasında bir işte Alex tipi, Oğuz Çetin tipi bir on numara bitti. Yok. Süre bitti. Jan Oldenikerik geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yendiler. Kupayı kazandılar. Beşiktaş'ı Süper Kupa'da mağlup ettiler. Bir derbi şansı var. Ama şu anki oyun okuma başlangıç olarak övülüyor. Takım hazırlaması olarak bir sıkıntısı yok. Takım içindeki motivasyon çok iyi deniyor ama oyun okuması yani oyun içindeki hamleler hep eleştiriliyor ve soruluyor. Bu derbi Jan Oldenikerik'in geleceğini etkiler mi diye. Etkiler mi kaldı? Ya bir kere her derbi öyle ya da böyle sonucu itibariyle yetkili ve sorumlu olan kişilerin kariyerinde belli bir şey çalkantıdır. Her iki böyle Fenerbahçe Galatasaray olduğu zaman çok daha fazla. O yüzden geleceğini etkiler mi? Etkiler. Etkilemeli mi dersen işte o bambaşka bir tartışma oluyor. Yani şimdi şuna bakalım. Galatasaray'ın sezon başında özellikle mali tablosu ve transfer çabalarından sonra sezona girdiğinde beklentileri neydi? Sezona nasıl bir takım olacağını, nasıl bir futbol oynayacaklarını bekliyorlardı ve şu anda geldikleri nokta ne? Ve burada Riquelme'nin payı ne? Şimdi şunu kimse inkar edemez ki Galatasaray bu sezona başladığı noktadan, yani sezon daha başlamadan, resmi maçlar başlamadan olduğundan çok daha iyi bir noktada. Yani beklentilerin çok üzerine çıkmış. Bunda Riquelme'nin payı olduğunu ne kadar düşünüyorsanız ona göre davranırsınız. Bu maçı Riquelme kazansa da kaybetse de bundan bağımsız düşünülmemeli. Dediğim gibi eğer Galatasaray kazanırsa da dünya toz pembe olmayacak Galatasaray adına. Veya kaybederse de kapkara olmayacak. Bu her koç, her antrenör için geçerli olduğu gibi Riquelme için de geçerli. Bence Riquelme şu ana kadar beklentilerin üzerinde performans gösteriyor. Bir kere bunu bir düşündükten sonra maçın sonucuyla değerlendirir. Senin dediğine şöyle katılıyorum ben kendi adıma. Evet sonuçlar açısından öyle ama Galatasaraylıları oynanan futbol açısından tatmin etmediğini düşünüyorum. O yüzden burada daha iyi bir futbol olabilir miydi peki? Olabilir. Yani? İyi peki. Bence olabilirdi. Peki Ali sen ne düşünüyorsun? Geleceğini etkiler. En kazanırsa kendisine böyle kredi kazandırır ama genel kariyeri de mesela Fenerbahçe'de Werner Laurent derbilerde Fenerbahçe'nin önemli başarılarından bir tanesinde hocaydı da Fenerbahçe standında bir hoca değildi. Riquelme'nin Galatasaray kalitesinde hoca olup olmadığı sezona yayılır ancak öyle ölçebiliriz. Ama bu maçı kaybederse büyük ihtimal görevine son verilir. Net olarak son verilir. Net olarak değil. Fatih Terim'le anlaşılırsa Riquelme'nin görevine son verilir. Evet. Burada da süremiz bitiyor. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ın yoğun bir fikstürü var değerli izleyenler. Bu fikstüre göre bir ayda 9 maç oynayacak. Siyah beyazlar ekrana gelirse de o karşılaşmaları görmüş olursunuz. İşte böyle yansıyor Adanaspor.
Benfica Başakşehir, Darıca Gençler Birliği Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasman, Dinamo Kiev o da deplasman olması lazım. Bursa Spor, Kayseri Spor ve Kasımpaşa deplasmanı şeklinde sıralanıyor Beşiktaş'ın maçları. Buradan bir Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yarım sayabiliriz. Neden? Şeyler oynayacak o maçta. Muhammed Enes, Eslem onlar oynayacak. İyileşirse Aras. Benfica ve Dinamo Kiev'i de iki sayalım o zaman. Benfica ve Dinamo Kiev'i de iki sayalım. Baştan Dinamo Kiev'i iki sayman lazım hava şartlarında. Benfica'yı bir buçuk sayalım, Dinamo Kiev'i üç sayalım. Hava şartları ve yani nasıl bir şehir olduğunu, işte rütük olduğu için böyle betimleyemeyeceğim. Anladık. Ne kadar yani kötü anlamda söylüyorum. Eğer Caner'le Talisca uzun süre sakatlanmasaydı çok etkilemezdi. Yani daha hazır olurdu bu tempoya. Çünkü hakikaten mesela Talisca gibi bir oyuncu yedek kulübesinde sen anlattın işte. Mükemmel de anlattın. Keşke. Teşekkür ederim. İnşallah yine anlatırsın sen böyle bir gol. Talisca ama yok. Sonradan girip Benfica deplasmanında Şampiyon Ligi'nde 7 yıl aradan sonra ilk maçta adam puanı getiriyor. Ve öyle bir frikik ki oradaki kaleci değil bütün Michael'ları getirsen yine kurtaramayacak. Böyle bir oyuncu. Golün kısa yolu gibi santrafor oynamadan bu kadar gole yatkın oyuncu uzun süredir görmedik Türkiye'de. Caner'le ilgili de aynısı geçerli. Napoli maçı Beşiktaş ilk 10 dakika yediği yoğun baskı. Sonra Caner'in iki tane uzun diagonal pası. Bir tek Caner atabiliyor onu bek oyuncularından şu anda Türkiye'de. Ya da Şampiyon Ligi'nde çok az var onu o kadar iyi atabilen. Bütün baskıyı kıran iki diagonal pas oyun yönünü değiştiren. Ve Beşiktaş'ın kazandığı efsane bir galibiyet. Yine işte Erkut'un anlatımıyla yani. Evet. Bana öyle güzel maçlar denk geldi bu arada. Yok sen güzel anlattığın için o maçlar öyle oldu. Hayır canım takım iyi oynarsa biz de güzel anlatırız. Ama onlar senin de senden aldıkları elektrikle de oynuyor. Uğurlu spiker olayı vardı ya sen o oldun artık. Ay o çok sakıncalı bir durum ama. Hiç sakıncalı bir durum. Yani tersi de olabilir yani uğursuz da olabilirsin. Çok sakıncalı o. Bu beni mutlu eder ama tersini düşünmek lazım. Yorumcu. Var mı mesela şey? Ömür Ündül için uzun zaman dediler uğurluyorum. Abi o zaman milli takım çok iyiydi. Ömür Ündül'ün yorumları da iyiydi. Sonra milli takım iyi değildi işte yani. Hani onu o adamla hiç abi yeteri, yok. Yeterince uzun süre çalışırsan uğurlu da uğursuz da olursun merak etme. Uğur Melekeli de olabilirsin. Uğur Borallı da olabilirsin. Güzel yani. Mimon iyi yorumcu olması ya da iyi anlatım olması. Senin anlatımın da iyi takımın oyunda oyunu değil. Yalnız bir sıkıntı var Beşiktaş'ta. Bu sözleşme işleri şu ara. Sözleşmesi bir tane futbolcuları ve Şenol Güneş Hoca ile 3 yıllık sözleşme imzalanacaksa bu maçlar başlamadan imzalanması gerekiyor. Bu iş uzarsa oyuncuların kafada ister istemez oluyor. Ki şu var belki bir avantaj şu. Şampiyon Ligi'nde hiç daha Beşiktaş'ta bir ya da iki tane Türkiye'de doğmuş oyuncu sahada yer aldı 11'de ya da işte oynadı maçta. Hani Almanya'da yetişmiş oyuncular, Hollanda'da yetişmiş oyuncular olmalarından dolayı belki çok etkilemese de genel taraftarı etkiler, atmosfere etkiler. Valla tempoya hazır mı diyeceksin? Hazır olup bence çok hazır değil. Çünkü uzun süredir Avrupa platformunda hele ki böyle iddialı olarak yer almadığı için bir kere odaklanmanın oraya olacağı ve diğer taraflardan biraz azalacağı kesin. Bu kaçınılmaz bir durum. Öncelikle Şampiyonlar Ligi mi olur diyorsun? Yani, olmak zorunda bence. Bir mesela Benfica maçı var. Adana maçını biraz rotasyonla mı geçirir hocam? Rotasyonla olması bile zihinsel olarak çok hazır olamayabilir oyuncular. Ama hazır olmak zorundalar. Bunun yani Manchester United nasıl hazır oluyorsa. Kaan'cığım bir dakika. Ektörümüze rica ediyorum. Bu konuyu biraz daha fazla süre tanısın. Çok az bir süre pek vermişler. Pek bir hazır olamıyor ya. Yenilik istiyoruz. Yani neyse. Bu sene hiç hazır Dortmund olamıyor. Çok güzel böyle. Dortmund, Barcelona, Real Madrid kim? Yani bütün diğer kendi platformunda mücadele ettiği o zaman şöyle söyleyeyim. Benfica hazır mı? Dinamo Kiev hazır mı? Değil. Şey mi? Napoli hazır mı? Yani onlar ne Napoli kadar hazır? Onlar ne kadar hazır? Yeterince puan kaybetti çünkü yani Beşiktaş'a. Hayır ama şöyle bir durum var. Onların tempo. Onların lokal kupasının fikstürüyle bizimki bir değil. Mesela Benfica bu hafta sonu lig maçı oynamıyor. Kupa düşük maçı bir oynuyor. Kupa maçı oynayacak evet. Sonra buraya gelecek. Napoli bu kadar Udurup yoğun bir takımla kupa fikstürü yok. Bunlar tamam, da aslında şimdi yani gruptaki rakiplere bakıyorsun. Atıyorum grubumuzda Tottenham olsaydı, değil mi? Leicester City olsaydı ya da Arsenal olsaydı İngiltere'de de daha yoğun bir takım. O yüzden oynadığım platforma hazır olmak zorundasın. Ama Beşiktaş'ın bu hazırlıkları yoktu. Bu belki de gelecek sene sezonundaki başarılar için bir ön adım. Doğal olarak Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla önem vereceklerdi ki vermelilerdi. Vermelilerdi ama bunun başka yolu yok yani hani hazır mı değil mi? Hazırsa hazır. İyiyse hazır olmak kalmış. Zorunda. Ben arkadaşa böyle çıkarken Napoli deplasmanında Beşiktaş'ın oynadığı oyunun videosunu verin. TV Spor'dan Kaan Kural da izlesin. Zaman bulursa basket izlerim. Ben de bu sürecin Beşiktaş'ı güçlendirerek çıkaracağını düşünüyorum. Milli takımı çok konuştuk. Geçen haftanın bir numaralı konusuydu. Buna editörümüz biraz cimri davranmış. Çok az bir süre vermiş. Hemen zaten sorunun cevabı çok kolay. Evet, çıkar mı çıkmaz mı? Milli takım gruptan çıkar mı çıkmaz mı? Gruptan bana bir tek birinci çıkamaz. Çıkıyor. İkinciler playoff oynuyor. Evet. Ya böyle oynarsa birinci olmamıza imkan yok. İkinci olmamız da çok çok zor.
İkinciliğe %50 pay veriyorum. Birincilik imkansız. Sen ne diyorsun Kaan? Yani o kadar... Gerçi bu Türk milli takımının hani yeni bir huyu da değil ama son dönemde özellikle yani ne vereceğini bilmek o kadar zor oluyor ki milli takımın. Ve şimdi... Oyuncular da bilmiyorlar. İşte, ama sorun şu. Abi bu kadar istikrarsız ve bu kadar dengesizsen ve bu kadar hani sırtını dayayabileceğin bir temel prensiplerin ve temel bir çekirdeğin yoksa, çekirdek bile değişip duruyor görüyorsun işte. Yoksa ne oluyor biliyor musun? Bir maçta çok iyi oynayıp kazanabilirsin mesela. Grubun en zor maçını kazanabilirsin. Fakat bu yetmez. Çünkü ilk ikiye girmen gerek. Biz Avrupa Şampiyonası'na giderken herkes şeyi atlıyor. 3 takımın gittiğini, Avrupa Şampiyonası kontenjanının 3 en iyi 3. olduğu 24, falan bile. Yani 24'e çıktığını unutuyorlar. Şimdi en iyi ikiye girmen için grupta istikrarlı olmak zorundasın. Her şeyin ötesinde istikrarlı olmak zorundasın. Ve milli takımın en büyük eksiği o. Şimdi bu istikrarsız bir takımın ben nasıl gruptan çıkabileceğini iddia edebilirsin ki? Bu Türkiye olmasın. Herhangi eksik bir takımdan bahsedeyim. Norveç olsun, şey olsun. Atıyorum Yunanistan olsun. Spesifik soru şu. Burada Hırvatistan'a yenilmeyecek. Ukrayna'yı deplasmanda yenecek. İzlanda'yı burada yenecek. Bu üst soruna cevap. Ben daha iddialı şey söyleyeceğim. Milli takım gruptan birinci çıksın. Ben de işte ekstradan 10 yıl mesleğe devam edeceğim. Bak mesleğe 10 yıl ekstradan devam edeceğim. Lütfen bırakma. Yani devam et. Erken tamam. Emekli olmayacağım. Birinci çıksın yeter ki çıksın. Dünya Kupası'na gidelim. Tabii canım çıksın. Keçileri kaçıracağız. Yani... 2002'ye gittik. Bir de bu Halit abi biliyor. Bizim sektörden bir önce gittiğimizi 50'lerdekini. Halit abi Allah uzun ömür versin. Anlatmaya devam etsin. Sen deplasmanları. Bu Dünya Kupası Rusya'da. Evet. Sevmiyorsun sen oraları Ukrayna, Rusya. Yo yo bir dakika. Ukrayna'dansa öbür tarafa gitmek işte ilişkiler de düzeldi. Ya Katar'da olacağını Rusya'da olsun. Değil mi? Sen Katar'ı düşün bak. Bir dakika bir şey söyleyeceğim mesela. Bazı ülkeler var. Birinci çıkarsa da gitmezler ben sana söyleyeyim. Doğru aslında. Yani çok para isterler. Çok fazla süremiz güvenlik bitti. İster. Çok sıkıntılı iş. Peki Rusya'ya devam ediyoruz. O kadar değil yani. Milli takımla devam ediyoruz. Antalya'da da takip ettim. İzlanda'da da takip ettim. Konya'da oradaydı. Fatih Terim'in en kritik basın toplantılarını takip ettim. Hemen hemen hepsinde de soru sordum. Sorumuz şu. Fatih Terim'in açıklamaları kamuoyunu ikna etti mi? Beni yani net olarak sorum şuydu. Ben görüşümü öyle bildirerek size pas atayım. Ya hocam 4 aydır bunları konuşuyoruz. Genç bir kardeşiniz olarak rica ediyorum. Ben bilmiyorum. Siz diyorsunuz ki siz biliyorsunuz yazmıyorsunuz ama ben bilmiyorum. Lütfen artık şunu bir özetleyin. Ve size yardımcı olmak için soru soruyorum. Yani neyse bu bilelim. Çünkü halk da bize soruyor. Biz de size soruyoruz. Burada da her şeyi konuşacağımıza dair söz verdiniz diye. Ve dedim ki hani üstü kapalı değil lütfen açık olarak konuşun dedim. Yine üstü kapalı konuştum maalesef. Fatih Terim'in açıklamaları kamuoyuna sen kamuoyu olarak tatmin olmadın dedin zaten. Ben olmadım evet. Ben de olmadım. Anca şeyi tatmin etti. Albert kamuoyunu. Albert kamuoyunu varsa öyle bir şey onu... Orada yemin ederim boşuna soruyorsunuz. Hoca boşuna cevap. Sırf şey olsun diye. Ya sizin ama, hiçbir hatanız yok abi. Bir tek ama, ben gelsem kesin hocam Yunusmanlığı nasıl olur 2016'da hiç şans bulmaz diye sorardım o kadar. Ama şöyle bir şey var. Bunu söylemeyecek çünkü. Abi yetkili insanlar çok şikayet ediyorlar işte spekülasyon yapılmasından, değişik temelsiz yorum yapılmasından veya temelsiz yakıştırma yapılmasından. Yetkili ağızlar resmi ve tatmin edici açıklama yapmazsa spekülasyon olur abi. Bu işin doğası budur. Çünkü doğal olarak hani biz spor yorumcularız, bizi geçelim tamam mı? Fatih Terim, Arda Turan başta olmak üzere bütün bu tartışmalara net ve tatmin edici cevap vermezse sen tatmin olmuyorsun, ben de tatmin olmadım, kimse tatmin olmadı zaten. Ama hoca da diyor olmazsa ki ne olur, siz yazın diyor, siz biliyorsunuz niye yazmıyorsunuz? O zaman o zaman spekülasyondur bu ya. Biliyorsunuz dediği şey bizim bildiğimiz gerçek olmak zorunda değil ki. Bir takım bilgiler ama siz söylediniz bana diyor bunları. Çok şey çok sağlıklı. Biz orada değildik ki hiçbirimiz o esnada. Aynen. Nasıl bilebiliriz? Şimdi bak sağlıklı veya sağlıksız enformasyon istihbarat alabilirsin tamam. Buna göre mesela diyelim ki çok başarılı bir gazeteci çok sağlıklı bir enformasyon almıştır. Bunu haber yapar. Ben başarısız bir gazeteciyim. Sağlıklı bir enformasyon almamıştım. Birazını da kendim katarım içine. Uydururum. O zaman senin yazdığının doğru, senin söylediğin doğru, benim söylediğimin yanlış olduğunu kimse bilemez. Ve o zaman spekülasyona kapıyı sen açarsın. Ve kimseyi de o zaman da böyle böyle iddia ediyorsunuz, şey yapıyorsunuz diye suçlayamazsın. Hadi bizi geçelim basını. Abi sokaktaki insanlar eğer tatmin olmazlarsa bununla ilgili 50 bin tane hikaye uydururlar. Aynen öyle. O hikayeyi gider evde komşusuna anlatır. O işte eşine anlatır. Eşi ona böyle işte oturmaya gelen bir hanımefendiye anlatır. O kocasına anlatır. Milli takımın takımın hocası olmak sadece teknik anlamda milli takımı yönetmek değil. Ha, kendi unvanı var ya. Türkiye Futbol Direktörü değil mi unvanı? Evet. Böyle direktörlük olmaz. Hani sorumluluklarından kaçmaktır bu. Başka bir şey değil. Şimdi hoca şöyle dedi. Ben maçtan bir gün önce sormuştum. Hocam mutlu musunuz dedi. Sen bu konuya doymuyorsun. Doymuyor. Vallahi evet. Ama acayip kafanı kurcalıyor. Evet kurcalıyor. Eve falan gidince de uyuyamıyorsun değil mi gerçekten bazen? Gerçekten eşimle de konuşuyorum ben bu konuda. Eyvah yazık kıza ya. Ciddi söylüyorum. Neler konuşuyorum. Ya biraz bak şimdi şöyle.
ben mesela eşimle Fenerbahçe Galatasaray derbisini bana da sormuyor ama bu soruyu soruyor çünkü abi, çok magazinsel oluyor. Hocam ben sana evlilik tavsiyesini yapma. Vallahi ama çok magazinsel oluyor. Bizim hanım yani. Abi LeBron James'in de basketbolcu tanımıyor. Gayet de mutlu gidiyoruz hayatımızda. Biz ikinci basketbolcu gibi. O konuda yani. Ali daha şanslı hepimiz. İkimizden de daha şanslı. Bütün futbolcuları biliyor. Evet. Eskiden daha da çok biliyordu. Ama bizim, yanlış tamam, takımları tutuyordu eskiden. Chelsea hanım, falan gibi. Bizim hanım NBA'den bir de bilmiyor. Türkiye Ligi'nden de Ender Arslan, Ender Arslan'ı biliyor. Ender hani uzun süre oynar inşallah da yakında emekli olacak herhalde büyük ihtimalle. Bir, iki, o da sonra oyuncusu kalmayacak. Rica ediyorum. Bundan sonra programı eş kontenjanı konusu süre olarak. LeBron James. Ay bir de Sinan Güler. O kadar. Peki tamam. Süre bitti. Bu hafta derbiler haftası değerli izleyenler. Manchester United'la Arsenal arasındaki karşılaşma var. Mourinho mu, Arsene Wenger mi? Yeniden ikili karşı karşıya gelecek. Bence Mourinho üzerindeki şimşekleri dağıtabilecek bir spektaküler hareket yapabilir mi acaba yine? Yoksa Wenger yılların karşı intikamını alabilir mi Mourinho'dan? İtme, kalkma, ama laf etme. Burada benim de hani söyleyeceğim çok şey var. Ya Mourinho'nun Wenger'e yaptığını üst düzey iki antrenör arasında herhalde başka herhangi bir üst düzey antrenör başka antrenör yapar. Yani resmen hani Brian Clough'la Don Revy var o kadar. Çok eski 70'ler. Evet. Ya yani gerçekten bu abi bu laf edilmez falan dersin. Yani resmen Wenger'i yerin dibine sokup sokup çıkarır Mourinho. Bir de üstüne üstlük yıllar boyunca sonuçlarla bunu desteklediği için artık fiziksel temaslar da başladı. Yani neler neler. Yani fiziksel olarak da birbirlerine girmeye başladı. Ve metrobüs yani gibiydi son maç vallahi. İkisi TSD Genel Kurulu gibi değil mi? Vallahi yani TSD Genel Kurulu'ndan ya beter. Mourinho'nun bir de hani bu sezon yaşadığı bütün sorunları düşünürsen tam çıkış maçı gibi Wenger yılların acaba birikimine çıkarabilecek mi ben çok merak ediyorum. Bir Arsenal olarak kazanmasını yine istiyorum ama yine kim sakatlandı tam derbiden önce Arsenal'de? Kim sakatlandı? Kimse sakatlanmadı. Alexis Sanchez sakatlanmadı mı? İki gol attı ya abi. Tamam sakatlanmadı mı? Sakatlandı mı sonra? Abi iki gol attı. Seni deniyorum. Arsenal'de hep sakatlanır ya birileri derbiden önce. Değil mi? Yani ona ben en son ironi yapıyor. Yani şey Ramsey ironi yapıyor. Karnı trolleyip yüreğine indirmeye çalışıyor. Bazı olan sakatlar var. İki gol attı abi Uruguay maçında. Ben onu Alexis şanslısınız abi. Mesut da milli maçta oynamadı da. Manchester United'ın artık bir şey yapması gerek yalnız. Bu nedir ya derbilerde böyle cücük gibi oynuyor. Bir kere Liverpool derbisi. Ben böyle bir şey görmedim. Ben takımı öyle oynatacağım. Ben Manchester United hocası olacağım. Bana bir puan verecekler. Utancımdan almam. Abi bir kere de bir kere almam de yani. Chelsea maçı. Oo, o ne öyle ya? Mourinho değil başkası alsa o yenilgiyi direkt görevine son verirlerdi. Ama ben Arsenal'i yeneceğini düşünüyorum Manchester United. Valla ben yıllardır Arsenal'li olarak ya, o zaten. O kadar çok Manchester United hüsranlıkla yaşadım ki artık kazanabileceğiz demiyorum. En zevklisi hangisiydi? Fanistler onu son saniye penaltıyı kaçırıp bir de sonra gidip şeylerin falan Martin Keown'u falan zıplayıp böyle omuz attı derbi miydi? Manchester United Arsenal'ler. Ya bizim bir tane deplasmanda muazzam oynayıp son anda bir bir berabere kaldığımız derbi vardı. 2011 sezonu galiba. O en iyi oynadı. Ama böyle maçın hakkı 5-0 falan yani. Onun dışında bütün maçları kaybettik. Bir tane 8 yedik abi geçen de. Hakkı Bey Hak Denizi'nde boğulmuş suya bir laf vardı İngiltere Premier Lig'de. Abi 8 yedik ya daha ne olsun yani. Yani her şey olur o yüzden. Ben açıkçası hani ümitliyim tabii ki ama Manchester'ın da ne zaman başı belaya girse, Mourinho'nun ne zaman başı belaya girse bir şekilde Arsenal'e tutunup çıkıyor abi. Evet çıkıyor. Gerçi ben bugün çok böyle bu şanstan bahsettim ama ben hocalık kabiliyeti açısından Mourinho'nun saha içinde Wenger'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Saha şöyle, içinde ama Mourinho'nun tarzının, biz bunu daha önceki programlarda Ali Ece'yle de bayağı konuştuk. Mourinho'nun o gerilimden enerji beslenmeye üreten tarzının artık sonuna gelindi. Artık o dönem kapandı. Bu Mourinho ile ilgili ya da Mourinho'nun futbol bilgisiyle de ilgili değil. Dünyanın ve sporcuların değişimi ve iletişimle ilgili bir konu bu. Onun o gerilim yaratma şeyinden enerji üretmesi o dönem kapandı abi. Bir de bir artık şey söyleyeceğim. Şeye ulaşamıyor oyuncular. Yani Mourinho'yu ben çok severim ederim falan da objektif olarak yani İngiltere'de oynanan oyunu değiştirmesi bakımından güzel anlamda, estetik anlamda Wenger'in daha çok faydası olmuştur lige. Mourinho'nun sırf kendi takımlarına, artı kendi seyircine ve kendisine faydası olmuştur. Artı bu Wenger yıllardır bir şey kazanamayabilir. Lig şampiyonusu, FA Cup kazanıyor üstü. O ayrı da. FA Cup. İyi de. Ama bir şey söyleyeceğim. Peki, yani Mourinho mu daha fazla? Bak böyle Kaan daha iyi biliyor. Wenger mesela genç Arsenal'ler rahatsız yıllardır şampiyon olamıyor diyor. Kardeş, Wenger'den önceki hocaları bir bilsen George Graham falan. Mourinho onların yanında. Rinus Michels'tir. Johan Cruyff'tur. Ne bileyim Michelangelo'dur işte sayın böyle güzel estetik adamlar işler sayın. Einstein'dır. George Graham var ya. John Bon Jovi kazandırdı abi bak. Stoke City'nin oynattığı oyundan daha kötüydü. Şöyle işin teknik tarafına gelirsek yani milli maçlar öncesine kadar en azından yani son bir haftada tabii milli maçlar özellikle Güney Amerika'ya giden futbolcuların formu falan önemli ama Arsenal daha iyi durumdaydı bir de. Arsenal bayağı formdaydı son dönemde. Evet. Süremiz bitmiş. Dortmund Bayern
karşılaşması da var bu hafta. 45 saniye daha var. Çok güzel konu. Öyle mi? Peki 45 saniye daha. Tamam, Dortmund Bayern gidiyor. Tamam, lütfen lütfen. Bitti mi bitmedi mi? Devam mı? Tamam, Dortmund Bayern gelsin arkadaşlar. Tamam, Dortmund bitmiş. Bayern Dortmund geldi. Bayern. Çünkü daha çok sevdin değil mi bu konuyu? Yo, hayır. Mourinho Wenger çok daha zevkli. Tamam. Ya bak, bir şey söyleyeceğim sadece o süre içinde. Mourinho'nun şu yaptığı çok çirkindi ilk tartışmada. Wenger Chelsea'li oyuncular, hakemlerle ilgili falan bir şey söyledi. Dedi ki Wenger'e, ya dedi, hep bizden bahsediyor, hep bizi takip ediyor. Röntgenci mi bu ya dedi. Şimdi bu hakikaten çok çirkin ya. Hakikaten, bak Mourinho'yu çok severim. Vallahi severim. Ama kaybettiği zaman da bu yüzden çok eğleniyorum. Bu lafları ona yediren herkesi seviyorum. Bu çok çirkindi bu söylediği. Ki bu bir. Daha sonra o kadar kötü şeyler söyledi ki. Yani, rütük var, anlatamıyorum. Şimdi sen Mourinho sevmiyorsun Mourinho'yu. Bunu mu çıkarıyoruz? Seviyorum. Ama Mourinho'nun yenilmesini Mourinho'dan daha çok seviyorum. Yalnız yine de Liverpool'un şampiyonluğu için şu United bir puan alsınlar sana. Mourinho'nun Wenger'e yaptığı saygısızlık hakikaten çok kabul edilebilir değil. Hakikaten kabul edilebilir gibi değil. Çok ayıp ya. Gerek yok yani. O 40 saniyeyi kullanmışız sevgili Ali Ece. Borussia Dortmund Bayern Münih derbisi. Klasiği diyelim daha doğrusu. Tabii ki Borussia Dortmund'un daha yakından takip etmesi bekleniyordu Bayern Münih'i. İlerleyen turlarda yine Borussia Dortmund'a döneceğiz. Ama sanki şu karşılaşmada Bayern'in panzehri Borussia Dortmund olabilir. Yoksa Leipzig olacak. Evet. Leipzig'e gidiyor. İkinci sırada şu anda Leipzig var. Ve hatta puanları eşledi Bayern'in. Dortmund yenerse Leipzig lider olacak. Ve yani Almanya'nın geri kalanı Leipzig hariç bu durumdan nefret edecek. Olabilir. Niye yani? İnan Dortmund'lular bile Leipzig'tense Bayern Münih şampiyon olmasını tercih eder. Yapma. Futbolcular değil, tarafta tabii. Sponsor takımı Almanya'da hiç tahammülleri yok o tip şeyde. Mesela Wolfsburg'u da hiç sevmiyorlar. Leverkusen'ı da sevmiyorlardı ama kendini kabul ettirdi. Çok yatırımı sadece ilaç firması değil, başka şeylere de yapmaya başladı. Alman futbolunu da milli takım oyuncu kazandı diye Leverkusen'a daha az nötr. Ya yani daha az negatif bakıyorlar ama Wolfsburg'u hiç sevmiyorlar mesela. Bu Leipzig en sevilmeyen takım şu anda. Ya tamam da abi Bayern yani başarıyı satın alıyor diyorlar. Peki şöyle bir abi Alman kafa açayım ben. Bayern satın almıyor mu abi? Bayern senin taksitle mi giriyor yani? Hayır, Bayern Münih kendi kazandığı parayı yatırıyor futbola. Leipzig kendi kazandığı parayı değil, firmanın, sponsorun verdiği parayı yatırıyor. Almanların geri kalan Leipzig dışındaki gıcık olduğu nokta o. Peki abi şöyle söyleyeyim. Ben de abi Mönchengladbach'tan adam falan almaya başlarlarsa ben de direkt gıcık kapmaya başladım. İyi de abi söyleyeyim. Abi Bayern Münih kendi kazandığı parayı yatırıyor diyorsun. Evet, tamam, bunda hiç sakınca yok da. Abi önümüzdeki 30 yıl boyunca Bayern Münih herkesten daha fazla para kazanacak o zaman. Yani her zaman en önde mi olsun yani? Bence de olmasın. Tamam. Mönchengladbach hepsinin önde olsun ama benim demem Leipzig eğer Leipzig eğer fazla kazanmamak için bir adım attı orada. Yani yayın gelirlerinde bana çok fazla veriyorsunuz. Bu kadarı fazla dedi ben bildiğim kadarıyla. Evet. Tamam da gene de çok fazla kazanıyor. O yüzden hani Leipzig ekstradan bir gelir kazandı diye bunu sağlıklı ve doğru şekilde kullandıktan sonra niye böyle bir ekstra antipatik çekiyor? Aslında iyi bir model, doğru söylüyor. Bayern'in kendi kazandığı para seni rahatsız ediyor da Kaan Kural. Leipzig'in... Ben rahatsız ediyor demiyorum. Bu diyorsun deminden beri hep zengin olacak Bayern diyorsun. Tamam. Ya şu programda Bayern'i savunmak da bana düştü ya. Gerçi görüntümü alıp Mönchengladbach'lıktan atacaklar ama neyse. Söyledim, paranın kaynağı önemli değil ki. Uzun süre... Çok önemli. Şöyle 10 sene üst üste aynı takım şampiyon olursa ben istemem abi, ne olursa olsun yani. Ya ben şöyle düşünüyorum. Leipzig çok iyi genç oyuncuları topladı. Böyle hocasını da çok seviyorum, Ralf Rangnick, ama Almanlar bu yüzden sevmiyorlar. Firma takımlarını sevmiyor. Almanya'da geri kalan takımlar. Peki Leipzig Paris Saint-Germain ve Manchester City ile aynı örnek mi mesela? Hayır. Aynı örnek değil. Wolfsburg'a benzer örnek. Değil. Ya Wolfsburg. Bu açıdan itici bir takım değil bence. Bence kesinlikle değil. Mesela Başakşehir itici bir takım mı? Hayır. Türkiye'de. Neyse bence sonuçta olay Dortmund Bayern'de. Bu iş böyle teknik direktörle falan filan da alakalıdır. Şimdi tamam. Abdullah Avcı milli takımla mağdur edilmiş bir figür bir. İki, kibar bir adam, kendine güvenen bir adam, kaliteli bir adam. Bir iki kavgası dışında onlar da olur o kadar yıllık kariyerde. Kavga ettiklerini bile almayacağım zaten yani. Ben bile bunu söylüyorum. Şey öyle değil. Wolfsburg öyle değildi. Magat da çok aşırı sert. Boşver bu şarkı. Soruyu söyle. Dortmund mu Bayern mi? Bayern. Bayern. Maalesef. Bayern. Ben ama bak Dortmund'un bu genç kadrosu bir arada Thomas Tuchel 2 yıl süremiz sonra bitmiş süre bitti. 2 yıl sonra tamam mı? Süre bitti. Öbür süreden alıyorum Milano derbisinde. 2 yıl sonra Bayern'le gerçekten birebir kapışacak bir takımları olacak bu kadro. Milano'nun günahı ne abi? Evet. Milano ya, derbisi sıkıcı güzel maç. O yüzden. Inter Milan. Inter'de teknik direktör değişikliği var. Bunu söyleyelim. De buradan kurtuldu diyelim. Pioli Inter geldi. Milan. Stefano Pioli, Lazio'nun eski hocası. Evet, Lazio'nun eski hocası. İyi oynatıyordu Lazio'yu. Lazio'nun en son buradaki Galatasaray maçını izlemiştim ben canlı. Pioli bilmiyorum ama biraz da böyle ofansif anlamda Inter'i yukarıya çıkaracak bir hoca olmadığını düşünüyorum. Yok, Milan'da iyi bir başlangıç var. Ofansif anlamda Frank de Boer'dan da Mancini'den de iyidir aslında. İyi midir? Yani o 3-4-3'e geçer.
Ya Mancini'den de iyidir, Frank de Boer'dan da. Frank de Boer Hollanda Ligi'ndeki kriter alarak Inter'e getirmeleri çok saçmaydı. Önce bir İtalya'da Sampdoria'dan, Atalanta'dan geçmeden Inter'e geçtiğin zaman böyle gümlüyorsun. En büyük sıkıntı bu. Zaten en büyük hayal kırıklığı yaratan takım yıllardır Inter. Milan ise bu sene hem teknik direktörden yana şanslı hem de saha içinde de biraz şanslı. Yalnız Milan'ın da tıpkı Dortmund kadar olmasa da ilk kez Milan'ın yıllardır bu kadar iyi genç oyuncuları var bir arada. Sadece kaleci Donnarumma değil, sadece savunmadaki De Sciglio değil, sadece Roma'dan aldıkları Romagnoli değil, genç stoper. Alttan sürekli geliyor. Sürekli geliyor. Inzaghi'nin belki A takımda başarılı olmadı ama altyapıda çok başarılı oldu. Bu maç özelinde Milan favori. Ama yeni teknik direktör efektiyle bu Türkiye'de de böyle. Ama İtalya'da da dünyanın her yeri böyle. Biraz da şundan oluyor. Sırf oyuncular bizdeki gibi bir kurnazlıklarından yeni hocayı kendime beğendireyim değil. Bizdekiler de sırf bu kadar da kötü değil hepsi. Türk futbolcu hepsi o kadar da kötü insanlar değil. Biraz şey de var. Kıyıda köşede kalan bir önceki hocanın beğenmediği oyuncu oluyor. Yeni gelen hocanın sisteminde kendine yer bulabiliyor. Yer buldu mu bir seferde formayı kaptırmamak için gerçekten %101 ile oynuyor. Bunların toplamında da galibiyet gelebiliyor. Şöyle bir şey var. Hani konuştuk ya Fenerbahçe Galatasaray derbisinin dünyadaki yerini. Bana kalırsa Avrupa'da bir derbi varsa izlenecek. Yani bunların hepsi çakışsa ben İtalya'da bir derbiyi izlemeyi her zaman için tercih ederim. Hayır, ne kadar eski bir statta olsa oradaki o futbol kültürü vesaire bu maç yani özelinde söylüyorum bence tercih edilecek. Ben hiç katılmıyorum deyip. Eğer böyle teknik direktör olmak istiyorsan doğru tercih İtalya Ligi izlemek. Ama benim gibi zevk almak istiyorsan ben bir ara teknik direktör olmak istediğim için çok fazla İtalya Serie A maçı izliyordum. Süre baktım bitmiş. Beceremeyeceğim. İngiltere'yi tercih ediyorum. Hüseyin Bolt'un Borussia Dortmund'da antrenmanlara çıkıyor durumu var. Nasıl karşılıyorsunuz? Neden Borussia Dortmund? Sarı siyah olduğu için mi? Yani neden? Hayır, Manchester United da istedi. Manchester United tutuyor. Neden oluyor? Tabii ki böyle bir şey yanlış. Ya o konuşma yapıldığı zaman Dortmund'la işte Almanya'ya gidecek, idmana çıkacak gibi şeyler söylendi. Ya bir kere tamamen farazi yani yok öyle bir şey. Ya bir kere Usain Bolt 30 küsür yaşına geldi. Artık hani profesyonel sporculuk yapabilecek şeyinin sonuna geldikten sonra hani futbol sadece sürat değil ki. Sürat tamam çok önemli bir özellik. Tamam kağıt üzerinde bakıyorsun abi ne açık olur falan filan diyorsun ya öyle bir şey yok. Abi öyle bir şey olsaydı Galatasaray'da 90'ların başında 80 sonunda vardı ya Iorfa. Iorfa o zaman hala Galatasaray efsanesi canım öyle şey yok. O zaman oynasa nerede oynar? Yüzler... Açık oynar o kadar. Açık. Aslında şey gibi de oynar. Theo Walcott gibi savunma arkasında koşu yapan. Ya şöyle. Kontratak takımında forvet de oynar. Ya tamam Usain Bolt çok özel bir karakter. Fizik olarak falan da hani çok fizikli falan bir oyuncu olmasının da bir yani sporcu olmasının da bir etkisi var ama ya bu tamamen bir espri sonuç itibariyle. O zaman hani Usain Bolt belki en popüler ama gelmiş geçmiş bütün sprinterlere bakalım. Hadi onu bırak. Türkiye'de sprinter olup işte 10.45'le 10.40'la 10.20'yle Türkiye şampiyonu 100 metre şampiyonu olan sporcular doğru düzgün para kazanamazken hepsi futbolcu olmaya çalışırdı. En azından birincilikte söylediğini amatör ligin üzerine çıkıp birincilikte falan para kazanırlar. Aslında birincilik tam onlara göre değil mi? Ha, olabilirdi anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey yok yani bir oyuncunun, bir sporcunun çok süratli olması futbolcu olacağı falan anlamına gelmiyor. Hüseyin Bolt ben olsam, Hüseyin Bolt'un yerinde olsam Amerikan futbolunu tercih ederdim. Ben de katılıyorum. Ya böyle Amerikan futbolu ya böyle rugby. Niye? Yani. Sen de bir Forrest Gump filminde gördün. Evet. Forrest Gump sırf koşar. Ama öyle oyunun kuralı öyle. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Olmaz bir başka nokta daha var. Bir başka nokta abicim, daha çok var. Basit bir şey var. Tyson Gay diye çok ünlü bir sprinter var. Niye Amerika? Herif Amerikalı zaten. Niye Amerikan futbolu oynamıyor? Öyle kolay değil abi. Bir dakika beyzbol oynasın koşsun sonra topa vurduktan sonra. Abi beyzbolda koşuyor. Beyzbolun en büyük yıldızlarından biri. Babe Ruth dedi lan benim kadar kilolu falan bir adamdı. Koşmaya gerek yok ki onu vurduktan sonra topa yer düşecek. Yani nereden olacak? Nereye gidiyorsun? Ben size soruyorum. İki tane daha böyle Jamaikalı. Jamaikalı futbolcu deyince kim aklınıza geliyor? Jamaika kökenli ya da Jamaika metekinde oynamasa da. Neydi o? Raheem Sterling ile John Barnes. Tabii. Raheem Sterling mi topla giderken 20 metrede? Raheem Sterling Usain Bolt'a kaç metre fark atar? Topla. Evet topla geçer. İkisinin ayağında top olacak. Raheem Sterling en az 5 metre fark atar Usain Bolt. Sterling geçer. Peki yüzden... Raheem Sterling atletlik yapıyor mu? Yok. O zaman Usain Bolt da futbol falan aynen. Üst düzey oynayamaz. Artık yüzlerce yani. Sprinter var Türkiye'de ve dünyada. Bu tamamen bir espri arkadaşlar. Bu abi, hani tamam, güzel bir espri ama espri yani. Beşiktaş'a savunma oyuncusu gelmişti Samsun Spor'dan. Erman Güraçal bütün 100 metrelerde en öndeydi. Hepsinde hepsine
boy fark bindiriyordu. 5 boy, 6 boy. At yarışındaki 5, 6 boy fark bindiriyordu. Sahada zamanlaması çok iyi olmadığı için almıştı. Topla. Süremiz o yüzden bitti. Beşiktaş'ta kalıcı olamadı. Süremiz bitti. Fenerbahçe'nin Euroleague'deki üst üste aldığı mağlubiyetleri konuşacağız. Düşüşün sebebi ne diye çok şey konuşuldu. 3 dakika vermiş sevgili editörümüz. Bir yeni ben tamamını gelen... Kaan Kural'a vermek istiyorum. Hayır, sen de konuşmalısın. Yoksa... Ya lütfen. Ya, lütfen. Kaan. Kaan'ı da tam süreyi harcamayalım. Ben hemen kısa bir girizgah yapayım. Şu konuşuluyor. Sistem değişti. Üst üste karşılaşmalar var. Sonrasında bu geniş işte rotasyondan da kulübeden gelen basketbolculardan yararlanamadı deniyor. Bogdanovic'in de sakatlığı var. Nedir sebep? Şimdi yani ben sonu söylemiyorum, sebep soruyorum. Yani Bogdanovic'in sakatlığı tabii ki bir talihsizlik ama hesaplanması gereken bir talihsizlik. Yani sezon içinde bazı oyuncuların zaman zaman sakatlanabileceği, hele bu takvimde haftada 4 maç oynuyor Fenerbahçe'ye. Bundan 20 gün önce 8 günlük bir sürede 4 maç yapmıştı. Şimdi şu anda içinde bulduğumuz dönemde de 8 günde 4 maç yapıyor. Şimdi sen eğer buna fiziksel ve zihinsel olarak hazır değilsen, sakatlık riskinin artacağını ve bu sakatlık riski arttıkça sakatlıkların geleceğini ve doğal olarak elindeki kadronun daha daralacağını bilmiyorsan, o zaman sezon hazırlığında bir sorun var demektir. Beni mesela en çok şaşırtan şeylerden biri diyeyim. Fenerbahçe ligde Karşıyaka karşılaşmasında Ekpe Udo çok formdayken 38 dakika, 37 dakika sahada kaldı. Şimdi bunların faturaları daha ağır oluyor ilerleyen dönemlerde. O yüzden oyuncuların fiziksel olarak ama daha önemlisi zihinsel olarak üst düzeyde kalması için çok daha iyi bir takvim belirlenmeliydi. Ha şimdi bu Obradovic'in veya teknik ekibin tek sorumlu değil. Oyuncular da alışkın değiller çünkü. Oyuncular da gerçekten bu tip bir tempo yapmaya alışkın değiller. Mesela geçen sezon değil mi Veseli sakatlandı ama etkilenmedi Fenerbahçe. Hatta çok çok yani belki en iyi basketbol oyuncuları Real Madrid'e çıkmış. Şöyle bir şey var. Geçtiğimiz yıl ben bir iki kere hatırlıyorum bunu. İşte Barcelona lig Banvit deplasmanına gidiyor. Fenerbahçe ya da Efes fark etmiyor. Şey diyorlardı. Ya işte hafta içinde Barcelona maçından sonra buraya konsantre olmakta zorlandık dedi. Genelde hiçbiri yorgun geldik, yolculuk yaptık değil. Konsantre olmakta zorlandık diye bir tabir kullanıyorlar. Çünkü gerçekten basketbol futbol gibi değil. Fiziksel yenilenmeyi nispeten çok daha hızlı yapabiliyorsun ama zihinsel olarak hazır olmak maça çok başka bir şey. Şimdi bunun da ekstrası daha var. Yani sadece haftada 3 maçtan değil 4 maçtan bahsederken zihinsel olarak bence çok büyük düşüş yaşanıyor. Şimdi sezon içine bakıyorum ben. Sulukas'ın, Yudoh'un, Veseli'nin performansları öyle dalgalanıyor ki profesyonel dünyada bunu göremezsin kolay kolay yani. Bu kadar dalgalanmanın mantıklı gerçekten böyle mantıklı bir açıklamasını bulmak çok zor. Obradovic bu takvim hazır değil mi? Sorulardan biri bu. Futbola takım doğru çekiyor Kaan'ı. Takım hazır değil. Bir soruldu. Aziz Yıldırım Obradovic'e taktik verdi diyen bile çıktı biliyor musunuz? Şu süreçte. Ciddi söylüyorum bu da çıktı yani. Bu tamamen Obradovic de dahil olmak üzere alışkanlık olmaması mesela. Fenerbahçe sezon başında pek çok takımın aksine çok ciddi kondisyon antrenmanı yaptı. Bunun ne kadar iyi verim vereceğini göreceğiz diyorduk. Pek iyi verim vermediğini görüyoruz. Bir ters köşede senle. Evet. Çok iyi verim vermediğini görüyoruz. Ama buna herkes alışıyor. Ve bu dönem gerçekten çok önemli değil. Çok büyük sonuçlar çıkartmayalım gözünüzü seveyim. İnanılmaz iniş çıkışlar var. Bunlar zaman içinde bence oturacak. Süre bitti. Ali'nin dediği gibi Kaan konuştu sadece. Ali toparlanır mı Fenerbahçe süreyi? Biraz editörümüzden rica edeyim 30 saniye. Geçen sefer Fenerbahçe finalde 15-16 sayı farkla geri düşmüştü. 21. Benim bir Fenerbahçeli komşum çağırdı. Abi senin ayağın uğurlu geliyordu. İyi dedim gittim. Ben zannettim ki o uzatmaya götüren basket de kazandı zannettim. O kadar sevindim ki dışarı çıktım. Bitmemiş. Twitter'dan baktım. Meğerse maç uzamış. Bu sefer hepsini izleyeceğim. Böyle Totem finale çıkarsa şampiyon olsun diye. Çünkü böyle Galatasaray'ınkini de finali izledim. Tamamını kazandı. Böyle kendime yontabilirim evet. Ancak o kadar yani başka. Bugün bir de bu kalem yontabilirim bugün o kadar. Öyle geliyor. Uğurluyorum. Uğurlu spiker. Uğurlu izleyiciyim ben basketbolda. ATP finalleri var. Dünya turu değerli izleyenler. Murray var mı acaba? İngiltere'de oynanıyor. Djokovic de Raonic'i yendi. Tur atladı. Kim şampiyon olur, kim kazanır diye konuşuyoruz. Burada Djokovic'in son yıllarda. Murray'in şansı var mı şampiyon olma? Bir numara şu anda zaten. Biliyorum da yani bu turnuvada da şampiyon olma şansı var mı? Olabilir ya, zaten. Djokovic Fransa açıktan beri bir hallerde yani zaten. Fransa açıktan beri basın kendine gelemedi. Basın toplantısını izlediniz mi? Hayır izlemedim. Gazeteci hangi maçtaydı? Sevgili Nico hatırlatırsa beni orada aydınlatırsa bir maçta sinirleniyor topa vuruyor. Sonrasında gazeteci ona soruyor diyor ki ya çok gergin tavırlarınız var. Bu sizi bugün endişelendirmiyor mu? Ajda Hanım. Diyor. Yani şu soruyu var ya hani mesela Fatih Terim'e Arda Turan'a falan sorsak ve böyle bir polemin içine girsek Şangay'da olan değil mi? Ne olurdu? Ya Djokovic o kadar sabırlı ve hayır, akıllı. Fatih Hoca'ya sorsan ne olurdu?
üstü şey kapalı diyecek. Cevap veriyor. Tamam. ama tabii Djokovic de kabul etmiyor bu durumu. Ama kabul etmezken hafiften böyle bir gerginlik hissediliyor ama çok akıllı cevaplar veriyor. Mesela diyor ki sinirlenen tek sporcu ben miyim gibisinden bir yanıt veriyor. Ne diyorsunuz? Kim olur? Vallahi Fransa açıktan beri Djokovic geçtiğimiz 5 yılda gösterdiği formdan çok çok uzak. Ama her oyuncunun düşüşü olabilir. Tam tersine Andy Murray de belli bir istikrarın üzerindeki tek üst düzey tenisçi gibi gözüküyor şu anda. Andy Murray çok daha iyi durumda gözüküyor açıkçası. Ali ne diyorsun? İşte İskoçların Almanları yenebildiği tek oyun. Bir de böyle bilardo da var ya. Bu tenis bir bilardo. Murray sağ olsun teniste de. Eşim çok iyi anlıyor. Çok yani izliyoruz beraber. O böyle Djokovic'i çok beğeniyor. Hakikaten Djokovic çok iyi de ben Murray'i tutuyorum İskoç diyor. Djokovic İskoç olsa onu tutardım ya. Yani. Şöyle Andy Türk Murray... yok yani değil mi bizim? Yine yok. İlk turlarda yani, gidiyor muyuz yine? Yani Marcel Desailly. Marcel'in yani. Twitter'da var. Ya Andy Murray'nin hani başarısını küçümsemek için asla söylemiyorum yani. Sonuçta çok çok değerli bir başarı ama özellikle işte Federer'in iyiden iyiye devre dışı kalması, Nadal'ın sakatlığı, Djokovic'in de bu formsuzluğu olduğu için Murray burada. Şimdi bunu da kabul etmek de lazım. Son konumuz Formula 1. Nico Rosberg mi, Lewis Hamilton mı değerli izleyenler? Abu Dhabi'de öğreneceğiz. Evet, iki Mercedes pilotu karşı karşıya gelecek. Mark Webber'le kimdi takım arkadaşı? Sebastian Vettel. Evet, Vettel. Aman diye anlattığı bir yarış vardı burada iki takım arkadaşı. Yine ona benzer bir şey olur mu? Pek olmayacak bence. Çünkü yani Rosberg neredeyse her ne kadar garantileyemedi. Brezilya'da garantilemesi bekleniyordu ama garantileyemese de Lewis Hamilton tekrar bir yarış daha kazanıp son yarışa taşımış olsa da Nico Rosberg bir talihsizlik yaşamadığı sürece ilk üçe giren, üçüncü olursa şampiyon olacak. Şimdi Abu Dhabi'nin pisti Nico Rosberg'in stiline çok uygun. Mercedes'e çok uygun. Yani Mercedes'in geçilme ihtimali çok çok düşük. Mercedes'ler muhtemelen ilk iki sırada olacaklar. Lewis Hamilton'ın geçmesine gerek yok ki Nico Rosberg'in. Evet. Sadece ikinci olması yetiyor. Aynen üçüncü olması bile yeteceği için yani Nico Rosberg'in şampiyon olmaması için ancak çok büyük bir talihsizlik. Lewis Hamilton kazanacak. Rosberg üçüncü olacak bu arada. Hamilton kazanırsa üçüncü olması yetiyor. Tabii. Hamilton kazanamazsa geçmiş olsun. Hamilton kazanamazsa geçmiş olsun zaten. Ama zaten Hamilton veya Rosberg dışında birinin kazanma ihtimali çok çok düşük olduğu için hani ikisinden biri kazanacak diyorum. Hadi Hamilton kazansa bile Rosberg'e ikinci veya üçüncü olmak yeteceği için Rosberg şampiyon olacak gibi geliyor. Fakat şunu da göz ardı etmeyin yalnız. Sezon boyunca yaşanan talihsizliklere bakarsak Lewis Hamilton bu sezon bir tık daha fazla hak etmişti şampiyonu. Gerçi son iki yıldır şampiyon oluyor. Yani üçüncü yılda olmasın hani bu sefer de Rosberg'e geçiyor diyoruz ama sonuç itibariyle daha istikrarlı ve biraz daha şanslı, mekanik açıdan daha şanslı olan Rosberg kimse hak etmediğini söyleyemez. Lewis Hamilton'a belki geçtiğimiz iki yıldan çok çok daha yakındı. Ama bu sezon nihayet istikrarı sayesinde, biraz motor şansı sayesinde de şampiyona ulaşacak. Ya bu sporun benim mesela 20'li yaşlarda çok izlediğim bir spordu Formula 1. Yani her yarışı yani, Schumacher'le işte o dönemi Hakkinen'di. Hakkinen, Irvine. Ve mutlaka ama mutlaka ki üniversitede Eddie hazırlandığım dönemde. Eddie Irvine diye biri yok muydu? Eddie Irvine. Yani orada çok hata yapılabiliyor. Irvine vardı, yarışı soldak o da var. Tamamlayamayan arabalar vardı. Pilotlar demeyeyim de tamamlayamayan arabalar vardı. Ya şimdi bunun üzerine artık çok şey geçti. Çok mekanik ben oldu. Ben şeyi çok istiyorum işte. Bir gün bir böyle Türk'ün katılıp arkaya da arabanın işte baba parasıyla değil alnımın akıyla yazar ya öyle hakikaten bunu görmek istiyorum. Yani. Abi sonuçta bütçeler 100 milyon dolar olduğu için baba para o nasıl bir anlatayım çok merak ediyorum. Çok efsane olur o yüzden. Araba çok pahalı ya. Evet. Bu arada şöyle yapalım işte. Bitiyor. Hamilton, bitti. Hamilton James McCarthy'nin yetiştiği takım. Nico da bizim editörümüz bitti diyor. Bitti yani. Bitti. Evet. Kaan Kural. Bitti demediniz mi? Bitti biz bitti demeden bitmez. Kaan Kural, Ali Ece ve bendeniz Erk Töztürk. Ters köşede konuları değerlendirdik. Yayın emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına sizlere teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız.